herkese merhaba değerli izleyenler, aynı zamanda günaydınlar. Bugün Sağlıklı Yaşam programıyla sizlerin karşısındayız ve yanımızda şifalı bitkiler uzmanı İbrahim Gökçek var. Kendisiyle şifalı bitkileri ve nelere faydalı olduklarını konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba efendim. Direkt ben zeka geliştirici bir bitkilerden bahsetmek istiyorum. Bu şekilde başlamak istiyorum. Evet. Zekayı geliştiren çok güzel bitkiler var. Biz bundan iki hafta önce Expo fuarına katıldık, havaalanına yakın. Evet. Çok güzel, mükemmel bir fuarımız var İstanbul'un, maşallah. Burada bitkisel gıda takviyeleri ve organik gıdalarla ilgili çok büyük bir fuardı. Biz de katıldık. Yüzden fazla firma katıldı. Ve bu firmalar üretmiş olduğu ürünleri biz inceledik. Ne üretiyorlar, ne yapılıyor Türkiye'de, yenilik var mı diye. Yüzden fazla firmanın katıldığı fuarda hemen hemen 95 firmanın üretmiş olduğu ürün maalesef çöp. Hiçbir şey üretmiyorlar. Üretmiş oldukları şey bitkileri öğütüp kapsül ve hap yapmak. Çok ilkel. Dünyanın hiçbir ülkesinde gözükmeyecek şekilde. Ya moralimiz tam bozulmuştu. Buradan bir şey çıkmayacak. Boşuna geldik biz buraya diye. Bu metotlar eskide kaldı. Yani teknoloji çok ilkel. İyice gelişti. Yani fuara katılıyorsa insan niçin katılır? Gelişim, değişim var mı? Takip etmek için, yenilikler yapmak için. İşte burada Kadir Bey ve Deniz Bey'i tanıyordum. Onlarla aslında ekstrakt yapıyorlar. Fakat dedim ki siz niye katıldınız? Bunlar Ege Üniversitesi'nde çalışan iki ilim adamı. Dediler ki biz de IQ Plus diye bir ürün ürettik. Zeka geliştirici. 15 yıldır bununla ilgili çalışıyoruz dediler. Çok güzel bir formül geliştirmişler. Birleşiminde ginkgo, sarı kantaron, üzerlik, ginseng, zerdeçal gibi 19 çeşit bitki ekstresinden oluşan bir ürün ve formül geliştirmişler. Baktım dedim ki o çok güzel, mükemmel, zeka geliştirici, hafızayı güçlendirici, konuya odaklandırıcı, mükemmel bir şey yapmışlar. 15 yıl çalışmışlar. Türkiye'de çok güzel şeyler de oluyor. Yani evet. %99'u maalesef bir iş yapmıyor. Üzerinde istekli çalışınca olabilir. Bazıları da gerçekten kendilerini buna vermişler. Ya çok güzelmiş. Keşke ben de böyle bir şey üretseydim dedim. Baktım içeriğine. İçeriğinde şu bitkiler de var mı dedim. Yok dediler. Ben bunu geliştirmek istiyorum dedim. Dediler ki o zaman size satalım. Olur dedik. Biz bunun bütün ürettiğim ve satış haklarını devraldık. IQ Plus formülünü geliştirdik. IQ Plus'ın birleşiminde beyine kan akışını artırıcı ginkgo, beynin fonksiyonlarını, hormonlarını düzenleyici sarı kantaron ve bugüne kadar pek bilinmeyen üzerlik. Eskiden atalar üzerlik, evet üzerlik. Nazar otu da denir üzerliği. Atalarımız bunu 5000 yıldır kullanmışlar. Üzerliğin kullanılmadığı alan yok. Neden? Ama çok bilinen bir bitki de olmasa gerek. Çok bilinmiyor. Evet. Yani Amerika'da, Avrupa'da, Japonya'da son zamanlarda çok güzel klinik araştırmalar yapılmış. Birleşimindeki harmalin beynin fonksiyonlarını artırıcı, antiviral, antibakteriyel, antimikozit yani bakteri, virüs ve mantarları öldürücü özelliklere sahip. Çok mükemmel. Zekayı geliştirici, hafızayı güçlendirici, kişiyi konuya odaklandırıcı. Özellikle de okuyan, okul çağındaki her yaştaki 6 yaştan sonra herkes kullanabilir. Mesela kişi sınava girecek, herhangi bir sınav. Sınava girmeden birkaç gün önceden günde 3-4 defa bir kapsül alırsa girmiş olduğu imtihana, bugün Türkiye dünyada en çok imtihan olan ülke. Evet, sürekli sınavlar. Durmadan test çözüyorlar, sonra imtihan, KPSS, SSK vesaire o kadar imtihan şey var ki, sınav var ki ben de şaşırıyorum. Daha önceden çikolata yedirirlerdi çocuklara, şeker sınava girmeden önce. Şeker yiyin, şeyiniz açılır diye, zekanız açılır, iyi geçer. Bu tabii ki güzel de şimdi mesela çikolata beyindeki bazı hormonlara etki yapıyor da yeterli değil. Yani mesela sarı kantaronun birleşiminde %1 oranında hipeforin var.
Çayın içse de yeterli değil. Kapsülünü almak da bu nedenle etkili. Hiperforin ne yapıyor? Noradrenalin hormonunu salgılanmasını artırır. Noradrenalin hormonu artarsa ne olur? Dikkat dağınıklığı, dikkat eksikliği ortadan kalkar. Kişi konuya odaklanır. Yani birçok fonksiyonu var. Sadece birisi noradrenalin hormonu salgılanmasını artırır. İki, glutamat salgılanmasını artırır. Kişiye yapmış olduğu işte zevk verici, yaptığı işi zevkle yapar. Haz verici özelliklere sahiptir. Bu nedenle sarı kantaron çok çok önemli. Fakat üzerliğin fonksiyonları ayrı. Nedir fonksiyonları? Kişiyi konuya odaklandırır. Mesela diyelim ki başka fonksiyonları da var. Metafizik ötesi fonksiyonları var. Mesela diyelim ki genç kara sevdalı, sevdalandı. Sevgilisiyle buluşamadı. Ne yaptı? Depresyona girdi. İntihar dahi düşündü. Düşünebilir. İşte böyle kritik bir durumda olan kişi bu IQ Plus kullandığı zaman kafasındaki bütün negatif düşünceler silinir. İkna edici bir özelliğe sahip o zaman aynı zamanda. Beyni temizler, arıtır. Yani beyindeki negatif düşünceleri siliyor, temizliyor, arıtıyor. Pozitif düşünmesini sağlıyor. Konuya odaklanmasını sağlar. Sınavda başarı şansını artırır. Çünkü üzerindeki stres gerilimi atar. Aha, çok mükemmel. Diyebiliriz ki bu alanda dünyada ilk. Avrupalılar mesela Asyalılar Ginkgo çok kullanır bunun için. Bunun birleşiminde aynı zamanda Ginkgo ekstraktı da var. Ginkgo ne yapar? Beyne kan akışını artırır, besler. Yani hafıza hücrelerini, gri hücreleri besleyici özelliğe sahip. Beyne kan akışı artarsa ne olur? Beslenen hücreler bilgiyi daha güzel depolar. Bilgi, bir insanın beynini bilgisayara benzetebiliriz. Evet. Bilgisayara. Herhangi bir konuda kişi çalışırken sürekli dosyalar açılır. Ve açılan dosyalara sürekli bilgiler depolanır beyinde. Beyin, mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kütüphane var. Dünyanın en büyük kütüphanesi. 29 milyon kitap var. 800 kilometre uzunluğunda, yani bir yan yana dizebilsen, o uzunlukta büyük bir kütüphane. Bu kütüphanedeki bütün bilgiler, beynimizdeki bilgiler ondan daha fazladır. Yani beyne bu kadar, bundan fazla daha bilgi yerleşebilir. O kadar mükemmeldir insan beyni. Kullanabilirse, kullanmasını bilebilirse, beyni kullanabilmek. İşte IQ Plus'ın özelliği beyni kullanabilme, zekayı geliştirebilme, konuya odaklanma bakımından dünyada ilk ve çok çok önemlidir. Ve sağ olsunlar Kadir Bey'le Deniz Bey'e bunu yıllarca geliştirmişler. Biz bunu her türlü hakkını aldık ve daha da geliştirdik. Mükemmel bir formül oldu. IQ Plus her yaştaki çocuk, gençler hatta işte yazar olur veya araştırmacı olur. 7'den 70'e herkes kullanabilir yani. Herkes bir sakıncası yok, herhangi bir yan etkisi de yok hiç kimseye. Hatta negatif düşünüp strese gerileme girenler dahi kullanabilir. Evet. Yani beyni temizlemek, arıtmak için. Peki hocam idrar yollarındaki rahatsızlıklara geçmek istersek neler söyleyebiliriz? Evet. İdrar yollarındaki rahatsızlıklar maalesef çok mesela, ciddi bir konu çünkü. Tabii. Küllerin yollarında farklı farklı ürünler var. Şöyle ki mesela geçenlerde bir beyefendi geldi. İşte mesanesinde oluşan problem nedeniyle interstisyal sistit, sistoskopi yapılmış birkaç defa. Tabii ki idrar kanalından işte sürekli tahriş edilmesi, içeri bakılıyor sitoskopiyle. Mesaneye bakmak için buradan içeri salınan çubuk tahriş ediyor idrar kanalını. Buna üretra denir, idrar kanalına. Beyefendi de idrar kanalı daralması denen bir rahatsızlık, buna üretra darlığı denir. Üretra darlığı olmuş, oluşmuş. Yani sistit varken bu sefer bir de üretra darlığı başlamış.
ameliyat olmuş. Yine üzret ve darlığı. Tahriş ve tahrip etmek iyi değil. Yani bazıları basit bir rahatsızlığı olduğu zaman hemen herhangi bir aletle vatandaşın vücuduna giriyor. Ya, ama ne gibi yan tesirler olacak onu düşünmüyorlar. Yani basit bir orada çizilme üretrede yani idrar kanalında evet, her yeni yöntem ayrı bir başka bir hastalıkları var. Oraya mikrop yerleşmesine sebep olur. Başka hastalıkları tetikliyor. Evet. Üretre darlığından tam 11 defa ameliyat olmuş. 6 ayda bir ameliyat, 6 ayda bir ameliyat. Dedi ki ya artık bıktım hayatımdan. Çünkü idrarını yapamıyor üretre darlığı nedeniyle. Bu da ne yapıyor? İdrarı mesaneden yukarı çıkıyor. Böbreklere zarar veriyor vesaire vesaire. Yani birçok hastalık ortaya çıkıyor. Biz dedik ki problem değil. Her derdin bir dermanı var. Ayrık otunun kökü üretre darlığı ve idrar yolları enfeksiyonuna karşı çok çok etkilidir. İdrar yolları enfeksiyonu. Bununla ilgili 58 urolog Almanya'da klinik araştırması yapmışlar. Ayrık kökünün idrar yolları enfeksiyonu, üretre darlığı, üretre enfeksiyonu, efendim, prostatit yani prostat iltihaplanması, böbrek iltihaplanması gibi birçok rahatsızlığa ve mesane yani siste karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Bunu yapan kim? Urologlar Almanya'da. Bununla ilgili klinik araştırması var. Biz bununla ilgili ayrık forte diye çok güzel bir formül geliştirdik. Ayrık idrar yolları enfeksiyonu, prostat iltihaplanması, mesane iltihaplanması yani sistit ve böbrek iltihaplanması. Fakat şimdi her bitkinin farklı farklı etki alanı vardır. Şimdi mesela üretrada ayrık kökü. Ayrık kökü etkiliyse üretrada ayrık kökü etkili. Fakat idrar yollarının genel iltihaplanmasında kremberi denen bir meyve var. Bu da bizdeki ayı üzümüne benzer. Ayı üzümüne, idrar yolları enfeksiyonuna karşı özel olarak Güney Amerika, Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Eyaletleri'nde ve Batı Eyaletleri'nde yetişen bizdeki kızılcığa benzeyen fakat kısa boylu, yaban mersini gibi kısa boylu bir funda meyvesi kırmızı. Bu nedenle de kremberi denen bir meyve var. Türkiye'de pek bilinmiyor. Yavaş yavaş herhalde bazı mesela Karadeniz bölgesinde yetiştirilebilir. Bu meyve idrar yolları enfeksiyonuna karşı etkili. Bununla da ilgili klinik araştırmalar var. Fakat sistit varsa sistit farklı bir olay. Bunun çözümü nedir? Mesane iltihaplanmasında. Bu da Türkiye'de ve Avrupa'da yetişen ayı üzümü. İki çeşit ayı üzümü var. Bir, Türkiye'de ve Avrupa'da yetişen ayı üzümü bu sistite karşı etkili. Kremberi ise idrar yolları enfeksiyonuna karşı. Yani her bitkinin farklı farklı özellikleri var. Her rahatsızlığa her bitki iyi gelmez. Ayı üzümü ile ilgili Almanya'da 75 urolog doktor kendi hastalarını ayı üzümüyle tedavi etmişlerdir. Bazıları hastalarını 10 yıl, bazıları 20 yıl, bazıları 30 yıl. Sadece 186 bin sistit ve interstisyal sistit hastasını tedavi etmişlerdir. Sistitle interstisyal sistit farklıdır. Neden? Sistit basit bir mesane iltihaplanmasıdır. Tedavisi kolay. Fakat interstisyal sistit çok ağır bir hastalık. Nedir? Bağırsaklarda zararsız olan E. coli bakterisi mesaneye yerleştiği zaman tehlikeli olur. E. coli bakterisini köpeğe benzetebiliriz. Evinizde köpeğiniz var, zarar verir mi? Vermez. Ev sahibine köpek zarar verir mi? Vermez. Fakat kuduz olursa köpek ne yapar? Ev sahibini tanımaz. Herkese zarar verir. Ve ısırdığı herkese kuduz yapar. E. coli bakterisi de bağırsaklarda olduğu sürece faydalıdır.
belli bir oranı aşmadığı sürece tehlikeli değil. Belli bir oranı aşarsa bu sefer alerjiye sebep olur. O zaman tehlikeli. Eğer ki idrar yoluyla kişi E. coli bakterisi idrar yoluyla mesaneye yerleşirse antibiyotikle yok etmeye kalkmak tehlikelidir. Çünkü hastalığı azdırır. Ne kadar antibiyotik kullanılırsa interstisyal sistit daha da çoğalır. Neden? Çünkü bakteri azıyor artık. Bağırsaklarda bakteri antibiyotikle yok etmek mümkünken bağırsaklarda kaldığı sürece mesaneye yerleştiği zaman antibiyotik kullandıkça daha da çoğalıyor. Tetikliyor o zaman. Tetikleyici oluyor. Bu nedenle interstisyal sistiti kimyasal ilaçlarla tedavi etmeye kalkmak tehlikeli. Çünkü mesane mukozasına yerleşen bakteri ve mantarlar toksik madde üretir. Etan, metan, bütan gibi gazlar üretir. Alkol, mantarlar. Bağırsaktaki mantarlar mesane yerleşirse çok toksik maddeler üretir. Bu toksik maddeler mesane mukozasını yakarsa sinir uçları böyle açıkta kalır. Açıkta kalan sinir uçları böbreklerden birkaç damla idrar geldiği zaman mesane doluymuş gibi sürekli beyne sinyal gönderir. Beyin de ne yapar? O uyarıya cevap verir. Lavaboya gitmesini emreder. Kişi sürekli lavaboya gider gelir. Yani birkaç damla idrar geldiği zaman mesaneye böbrekten mesane doluymuş gibi sürekli uyarır. Bu da kişi bazen bu hastalığa yakalanan kişiler bir gecede 20 defa, 25 defa, 30 defa lavaboya gidenler uyuyamaz. Peki bunun nüksetmesine sebep olan nedir? Yani soğuk algınlığı gibi basit şikayetler olabilir mi? Gerçi çok evet, basit rahatsızlıklar, sistit. Eğer tedavi etmeye kalkarsa kişi antibiyotikle işte böyle tehlike olur. Çok çok riskolüdür. Tehlikeli olabilir. İşte bununla ilgili ayı üzümü Almanya'da yapılan 75 urolog kendi 186 bin hastayı tedavi etmişlerdir. Tedavi edilebilir. Biz de bu tür rahatsızlığı olan birçok kişi geldi. Hamdolsun iyileştirdik. İyileştirmek mümkündür. E. coli bakterisiyle ilgili çok özel bir ürün daha geliştirdik. Formül daha yaptık. Nedir? Karanfil Forte. Karanfil Forte'nin özelliği şu. Bakteri bağırsaklarda kaldığı zaman karanfille yok edebilirsiniz. Karanfille ilgili Alabama Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri'nde 4 çeşit bitkiyle ilgili antiviral, antibakteriyel, antimikozitik yani bakteri, virüs ve mantarları yok edici 4 bilgiyle ilgili çalışma yapmıştır. Bunlar Alabama Üniversitesi eti alıyorlar. E. coli bakterisine bulaştırıyorlar ve enfekte edip bulaştıktan sonra 4 ayrı kaba koyuyorlar. Birinci kap karanfil tozuyla işliyorlar. İkinci kap tarçın tozu. Üçüncü kap sarımsak. Dördüncü kap güve otu. Ve 2 gün sonra inceliyorlar çiğ etleri. Ne oldu bu etler? Bu mikropların durumu ne oldu? Karanfil E. coli bakterisini %99 yok ediyor. %99. Tarçın %80. Sarımsak %75. Güve otu %50. Yani E. coli bakterisine karşı dünyada en etkili bitki karanfil. Biz bu nedenle karanfil forte diye çok özel bir formül geliştirdik. Bunun birleşiminde karanfil ekstraktı, karahalile ekstraktı, kortisep ekstraktı. Kortisep de çok özel bir bitkisel antibiyotik diyebiliriz. Kortisepi Çinliler bulmuştur. 1200 yıldır bitkisel antibiyotik olarak Çin'de kullanılmakta. Hala da kullanılıyor. Ha. Çok çok yaygın. Yani bu bağırsaktaki E. coli bakterisini problemsiz yok eder. E. coli bakterisi frenlenemezse bağırsaklarda çoğalması besin alerjisine sebep olur. Mesela kişi et yediği zaman uyuz gibi kaşınır. Her tarafı yer olur. Atopik ekzema.
dediğimiz olay oluşur. Genellikle eklemleri, efendim diz boynu, kaslıkları, yüzü, birçok yeri suluğu, kabarcıklı, kaşıntılı yaralar oluşur. Atopik eksem denir, alerjik eksemi. Latincesi nörodermitis. Bu tedavi edilmezse ne olur? Bütün vücudu kaplar. Çok çok kötü bir görünüm olur. Kişi artık sokağa çıkamaz hale gelir. Bazı insanlarda yumurta, bazı insanlarda et, bazı insanlarda başka başka besinler. Karabiber. Evet. Çeşit çeşit besin alerjisini tetikler. Eğer ki bakteriden kaynaklanan bir alerji söz konusuysa, karanfil %100 etkili. Bununla ilgili klinik araştırması var, belge var, bilgi var. Mantardan kaynaklanan bir rahatsızlıksa, o zaman devreye aloe vera girer. Aloe vera. Evet, onu da tanıtalım. Evet, nedir aloe vera? Günümüzde insanların maalesef %99'u hemen hemen ne kullanıyor? Antibiyotik, antidepresan, antihistaminik, evet. Tansiyon, diyabet, hapları vesaire. Yani kimyasal ilaç kullanmayan insan yok. Bizim köyde bundan 50 yıl önce birisi hastalanmıştı. Haftalarca beyefendi konuştular. Dursun Bey şöyle hasta, Dursun Bey böyle hasta, Dursun Bey şöyle olur. Başka hasta yok. Hasta insan yok. Şimdi mesela köye gidiyorum. Hasta olmayan insan yok. Neden? Çünkü tarımda kullanılan ilaçlar hala DDT kullanılıyor. Dünyanın her yerinde yasak olmasına rağmen. Börtü böceği öldürmek için tarlayı veya kimyasal ağır gübreler kullanılıyor. Kullanılan kimyasal ilaçlar nereye gidiyor? Yağmur yağdığında ırmağa iniyor. Irmakta ne kadar canlı varsa yok ediyor. Bir kısmı da tahıla bulaşıyor. Zehirleniyoruz. Doğayı elimizle yok ediyoruz. Avrupa, Amerika ve Asya'da artık kimyasal ilaçlarla tarım ilacı kullanılmıyor. Yavaş yavaş organik tarıma dönülüyor. Yavaş yavaş. Türkiye'nin de bu sürece girmesi gerekir. Aksi takdirde nesiller yavaş yavaş ne oluyor? Tükenecek. Yani bugün kısırlık oranı mesela diyorlar ki %10. Eğer ki bu yanlış beslenme, sağlıksız beslenme devam ederse 17 yıl sonra yani 2030 yılında kısırlık oranı erkeklerde %50'leri bulacak. Almanya'da bu çok çok ileri. Aşırı zamanında kimyasal ilaç kullandıkları için onlar farkına vardı. Problemi çözdüler. Organik tarıma döndüler yani. Bizim de geç kalmamamız lazım. Aksi takdirde 20 yıl sonra Türkiye'nin nüfusu geri doğru sayacak. Allah korusun. İşte biz buna tedbir alıyoruz. Çok üzere. Önden bir işlem geliştirdik. Bir formül geliştirdik. Evet. Nedir? Keçi boynuzu forte. Keçi boynuzu, bu da mesela kısırlık problemi olan erkekler için. Yani mesela çocukken kaba kulak geçiren bir kişide human papilloma denen virüs ne oluyor? Kaba kulak sebep olan, pardon, human paroxima virüs yukarıdan aşağı iniyor. 15 yıl, 20 yıl, 30 yıl gizleniyor, saklanıyor. Ne zaman harekete geçiyor? İşte bağışıklık sistemi vatandaşın zayıflarsa harekete geçiyor ve testislerinde orşit iltihaplanmasına, yani testis iltihaplanmasına sebep oluyor. Orşit dediğimiz iltihaplanma. Testis üstü bezeleri iltihaplanmasına epididimitle sebep oluyor. Varikozula sebep oluyor vesaire. Biz bunu çok güzel bir formülle problemi aştık hamdolsun. Keçi boynuzu, bildiğimiz keçi boynuzu pekmezi yapılır, yenir. Çok güzel. Fakat birleşimindeki etken madde az olduğu için pekmezi yeterli değildir. Yani kişi her gün bir kavanoz pekmez yemesi gerekir. Bir kavanoz pekmezi, bir kapsülde ne yaptık biz? Konsantre hale getirdik. Ekstraktını, keçi boynuzu. Ama bunun birleşiminde sadece keçi boynuzu değil. 19 çeşit bitki ekstraktı var. Ne var?
Keçi boynuzu, ginzenk, ladengül. Ladengülü cinsel gücü de artırıcı, hormonları düzenleyici. Ginkgo kan akışını artırıcı, besleyici. Çakır diken, çakşır kökü bunlar cinsel fonksiyonları, hormonları artırıcı. Bir beyefendi geldi dedi ki, aa çocuğumuz olmuyor çünkü spermin oranı çok az, çok düşük ve aynı zamanda hareketsiz, cansız, hastalıklı, iltihaplı. Ne olacak? Dedim ki hiç problem yok, panik olmaya gerek yok. Her şeyin tedavisi mümkün. Önemli olan doğru yerde doğru bitki kullanacaksın. Problem yok. Her türlü rahatsızlık tedavi edilebilir. Önemli olan neyi, nerede, ne zaman kullanacaksın? Eğer kişinin bağırsaklarında problem varsa, bağırsaklardan gelen toksik madde, mantarların, bağırsaktaki mantar ve bakterilerin üretmiş olduğu toksik madde, bir, bağırsaklar yakıyor, kavuruyor. İki, toksik madde emilerek karaciğere geliyor. Yani bir insanın bağırsağı 350 metrekare, futbol sahasının yarısı kadar. Ve halı gibi. Nasıl ki halının üstünde iplik var, bağırsakların da üzerinde iplik gibi kanallar var. Virüs denen bu kanallar 2 milyar. Besinlerdeki vitamin, mineral, enzim emdiği gibi, absorbe ettiği gibi bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik maddeyi de emiyor. Emilen her şey karaciğere gelir. Karaciğer vitamin, mineral, enzim, glikozu yavaş yavaş kana verir. Toksik maddeler arıtmaya çalışır. Neyle arıtacak? B6 vitamini, B12 vitamini, folik asitle. Aşırı vitamin harcayarak ne oluyor? Zamanla kişi halsiz, yorgun, dermansız kalıyor. O zaman virüs harekete geçiyor. Obeziteye değinsek, çünkü Türkiye'de çok yaygın olan bir durum bu. İzleyicilerimiz eminim ki obeziteyi de merak ediyorlardır. Çözümü nedir, çaresi var mıdır? Evet, birçok günümüzde obeziteyle ilgili diyetler var. Amerika Birleşik Devletleri'nde 70 çeşit obezite ürünü yasaklandı. Çünkü birleşiminde zibutramin denen kimyasal madde içerdiği için kalp ritmini bozuyor. Kalp atışını bozuyor. Ritim bozulduğu için sürekli koşu halindeymiş gibi sürekli yüksek ritimle çalışıyor kalp hızlı. Aniden ölümlere sebep oluyor. Türkiye'de de birçok bu alanda altın çilek, içerisinde altın çilek dediler. Afrika mangosu dediler, acı biber dediler. Hiçbiri zayıflatıcı değil. Çünkü hepsi içerisinde kimyasal madde olduğu için ölümlere sebep oldu, yasaklandı. Şimdi biz mesela lahana zayıflatır, maydanoz zayıflatır. Biz maydanoz forte diye çok güzel bir formül geliştirdik. Funda forte, kuşkonmaz forte. Fakat bizim Çin'de bir dostumuz var. Dedi ki ya burada çok güzel bir ürün var. Garcinia kombucha. Bu bal kabağına benzer fakat küçük şöyle. Mandalina büyüklüğünde. Bu dünyada en etkili zayıflatıcı ve hiç yan değiştiriyor. Yani diyorsunuz ki bununla da obeziteye çözüm bulabiliriz. Klinik araştırması var. Belge var, bilgi var. Hiçbir yer etkisi yok. Tamamen doğal. Yarın bu konuda daha... Evet, yarın daha detaylı anlatmaya devam edeceğiz. Evet değerli izleyenler, bugün programımızın sonuna geldik. Yarın saatler sabah 9.30'u gösterdiğinde biz yine karşınızda olacağız. Hoşçakalın, iyi günler.